Agalarım herkese selamlar. 7 ve 8 Mayıs Salı ve Çarşamba iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelem var. ideal ve yüksek oranlarından bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Zaten şu dönemde gerçekten rekorlara koşuyoruz diyebiliriz. Zaten yorumlarda arkadaşlar da mutlaka yazacaktır. Telegram grubunda olanlar, ücretsiz grupta olanlar da mutlaka yorumlara yazsın. Çok güzel bir hafta sonu performansı ve Perşembe ve Cuma'dan da kazanmıştık zaten. Çok güzel bir seri var. Öncelikle kazanan herkesi tebrik ederiz bunun için ve isterseniz başlayalım. Bir adet maç skoru yarışmam var. Maç skoru yarışmamı da hemen bahsedeyim. Hatta iki adet maç skoru yarışmam var. Salı gününden Paris Dortmund bilen iki arkadaşımızı alalım. Çarşamba gününden Real Madrid Bayern Münih bilen iki arkadaşımız gruplarımıza misafir edelim. Toplamda dört kişiyi gruplarımıza alalım. Maç skorunu yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. Pazar gününden e, skor bilen arkadaşlarımız da Güney Ataç, Mert Pehlivan isimli arkadaşlarımız Liverpool maç skorunu kazanmıştır. Onlar da bana WhatsApp üzerinden mesaj atabilir. WhatsApp iletişim attığımız ekranda gördüğünüz gibi her türlü soru, görüş, öneri, gruplara katılmak isteyenler, Mayıs ayında olmak isteyenler de Whatsapp'tan iletişim halinde geçebilir benimle. 0534 446 59 89 açıklama yorumlar kısmında zaten linki de mevcut. Mislerle başlamak istiyorum. Hemen perşembeden pazara kadar hepsini göstereyim. Perşembe ekrana gelsin. Perşembe 2 adet mislimiz vardı. 4000 ve 2000 TL ikisi de kazandı. Kasaya koyduk mu burada koyduk. Cuma mislisine bakalım. Cuma mislisi vardı aynı şekilde. 2000 TL 1500 TL şeklinde. Luton'un maçıydı. Monaco'nun on fark yemesiydi. Onlar da geldi mi koyduk kasaya Cuma'yı da. Cumartesiye bakalım hemen. Cumartesi de banko maçım vardı. 6000 misli Lazio maçım vardı. Lazio'nun bir yarayı kazanan 6000 misli önermiştim. Cumartesiden içeri aldık. Avrupa kombinimiz vardı. 2000 misli ona da önerdik. O da geldi. Pazara bakalım. Pazarda 2 tane mislim vardı. 1500 misli 1500 misli. Liverpool maçına var ve üst olarak değerlendirdim. Gece de Cleveland Orlando maçı vardı. Saat 10'da pardon saat 8'de. O maçada da 1 olarak değerlendirdik. Maç 1500 misli aldık. Yüksek misli de bu şekilde geldi. Arkadaşlar çok güzel bir seri var zaten. Nazar değmesin öncelikle bu şekilde ilerlersek çok güzel kazançlar elde etmeye devam edeceğiz. Umarım bülten güzel devam edelim. Ve dün de şöyle göstereyim. Hem pazarın ideali hem de cumartesinin ideali geldi. Kazan sağlayan güzel. tebrikler. Bunlar cumartesi ve pazarın ana kuponları. Sadece ana kuponları oynayanlar var. Perşembenin, cumanın, cumartesinin, pazarın bütün ana kuponlar tuttu. Tebrikler ed tebrik ederim. Güzel kazançlar devam ediyor. Canlı olarak dün gruplarımıza şov yaptık. Bir ara ben 14'te 14'teydim. Hepsi geldi aga. Öyle söyleyeyim. Vermiş oldum. Her bahis geldi. O şekilde canlı gruplarımıza devam ediyoruz. Canlı oynayan varsa mutlaka bizleri tercih etmeli diyorum. Herkese açık Telegram grubu da açıklama ve yorumlar kısmında mevcut. Buraya da katılarak da sizler de destek olabilirsiniz diyerekten de. Bir de gruptan göstereyim. Ajax'ın maçı vardı. Depp basman golüne girdim. 1.53 gibi orandan geldi. Chelsea ilk yarı gole girdim. 1.48 gibi orandan geldi. Chelsea maçı ilk yarı 1.5 üst verdim. Geldi. Chelsea maçı 4.5 üst verdim. Geldi. Brighton maçı Brighton'ın bir golü geldi. Devam ediyorum. Altmer maçında Altmer'ın golü atar ve golü de Pavlidis atar dedim. Aga. Altmer golü attı. Golü kim attı? Pavlidis gol attı. Liverpool maçı ilk yarı Liverpool'un golü. Altına yazdım. Salah gol atar. Avrupa Salah gol atar. Salah gol attı mı? Attı. Liverpool'un golü geldi. Altman'ın golü geldi. Durum bir kontrol edelim. Liverpool ilk yer 1.5 üst oldu. 13'te 13. Pavlidis gol atar ve kadın parayı saçar. Tebrikler Aga. Çok güzel bir pazar hafta sonu. Sizlerden tek ricamız Aga. Bak ücretsiz gruba da o kadar canlı verdim. Gruplarda da o kadar şov yaptım. Sizlerden ricamız beğeni ve yorum desteklerinizi eksik etmemenizdir. Teşekkür ederiz. İlk maçın Beşiktaş'ta Ankara gücü maçı. Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi. Ben burada bir tık Beşiktaş öndeyim. Final muhtemelen Beşiktaş'la Trabzon arasında oynanacak. İlk mücadele beraber bitti. 0-0 ama o maçtan sonra Beşiktaş biraz daha iyi. Biraz daha toparlandığını söyleyelim. Son maçında da Rize'ye karşı 3-2. Son dakikada 60 olduğu golle galip gelmesini bildi. İzledim. Kalesinde pozisyon verdi ama kazanmasını bildi. Burada turu geçen taraf muhtemelen Beşiktaş olacaktır. Avrupa'daki arkadaşlarımız burada. Turu geçeli Beşiktaş alabilir. Beşiktaş'ın zaten bu kupadan başka hiçbir şey kalmadı. Ankara gücü de salmayacaktır. Fakat Beşiktaş taraftarları da bu oyunun içinde olacaktır. Ee, özellikle rakip Ankara gücü olduğundan kaynaklı söylüyorum. Nesine için? Nesine için de doğrudan maç sonu biri değerlendirebiliriz. Ben burada dümdüz bir Beşiktaş galibiyeti bekliyorum. Hatta yüksek orandan da bahsetmek gerekirse mücadele genelinde toplam gol aralığı da 2-3 gol bağlamına kalabilir. 2-0-2-1 ayarında bir Beşiktaş galibiyeti beklediğimi de belirteyim. Diğer mücadelem skor mücadelemiz Paris ile Dortmund mücadelesi. İlk mücadelede inanılmaz pozisyonlar kaçtı. Zaten mutlaka sizler de görmüşsünüzdür. Yani öyle böyle pozisyonlar kaçmadı Aga ben burada Paris tarafındayım. Hatta doğrudan mi söyleyeyim ben size. Turu geçer bahsi var burada. 1.53 gibi orandan. Ben turu Paris tarafının geçmesini bekliyorum. İlk maçta inanılmaz pozisyonlar kaçtı. İnanılmaz. Özellikle bir pozisyonda iki tane direk var. Mbappe'nin direği, Emery'nin direği hatırlayın. Çok net pozisyonlar kaçtı. Paris'in ben burada yıkıcı oyunuyla birlikte turu geçmesini bekliyorum. Zaten turu kazanması lazım. Turu 90 dakikada geçmek istiyorsa da şunu söyleyeyim. Paris tarafı en az iki farkla galip gelmesi lazım. Uzatmaya da gidebilir. Fakat idealden isteyenler maç sonu bir alabilir. Onun yanına da turu kim geçeride, burada doğrudan Paris turu geçeride de değerlendirebilir aga. Bu da sizlere ekstra bir önerim olacaktır. 1.53 gibi oranı var tertemiz. Maç skorlarınızı da yoruma yazmayı unutmayın dostlar. Diğer mücadelem Panathinaikos ile Makavitela'nın mücadelesi. Seri 2-2 OAKA'da oynanacak bir karşılaşma. Pana'nın burada mutlak favori olması bekleniyor. Baldwin son maçta yine bir sakatlandı gibi oldu. Son maçı da Pana çok güzel dönüş yaparaktan galip geldi. Kaliteli bir kadrosu seyircisi yanan bir Panathinaikos var. O yüzden ben burada Pana tarafındayım. Ama oran almak adına ne yapabiliriz arkadaşlar? İlk yarıdan bir Pana galibiyeti alabiliriz. Bunun oranı bir 30 seviyesinde. Bu oranı biraz daha arttırmak isteyenler varsa ilk yarıdan üç farklı Pana galibiyeti yaparaktan da oranı biraz daha arttırabiliriz. O yüzden Pana tarafına tamamen yönelmenizi öneririm. Ayın 8'ine geçtim. 8'inde de 3 adet mücadele var. Aynı şekilde beğeni ve yorum destekleriniz bekliyorum. Aga yorumları yazmanız yeterli olacaktır. Trabzon'la Karagümrük maçı var. Aga Karagümrük düşme hattında zaten. Bu maçtan sonra da Galatasaray maçı var galiba. Karagümrük'ün ligde oynayacağı. Yani bu maçı ben çok fazla önemseyeceğini düşünmüyorum. Geçen maçı da öyle düşünüyordum. Trabzon kendi evinde kırmızı kart görmesine rağmen Enis kırmızı kart görmüştü. 3-2 galip gelmesini bildi. Burada Trabzon'un oranını söyleyeyim ben size. Avrupa'da Trabzon'a 2.39 gibi oran açmışlar. Burada da 2 oran falan açacaklar. Trabzon bir yarayı kazanır oranı 1.58-1.50 bandında olacaktır. Ben burada Trabzon'un deplasmanında bir yarayı kazanmasını bekliyorum. Trabzon'un elinde başka hiçbir şey kalmadı. Ziraat kazanmak istiyorlar. Bunun da bilgisini vereyim. Deplasman yarı kazan oranı şu an açık değil. Oranlar komple kapalı. Ama 1.58-1.50 bandında olacağını belirteyim. Pardon. Real Madrid Bayern Münih maçıyla devam edelim. Ses algı harbiden sesim gitti bak. İki gün dinlenelim de iki gün video çekmeyeceğiz. Real Madrid Bayern Münih maçında da aga Real Madrid taraftarıyım. Real Madrid mücadeleyi berabere bitirmesini bildi. 2-2 skorla. Turu kim geçer bahsi var burada aga. Bence en güzel bahis turu burada Real Madrid alacaktır. İdealden değerlendirebilirsiniz. Tur tarafı Real Madrid olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada maç skorunuzu da yorumlara yazmayı unutmayın. Onun dışında ben Real Madrid tarafındayım. Real Madrid'in atacağı 2 gole oran vermişler mi? D50 bandında oran var gayet güzel. Maçın skor beklentisi de 3-1 ayarında. Aga bak idealen değerlendireceksiniz. Tur Real Madrid geçer. Biraz daha yüksek idali de. Burada e, Real Madrid 2 golü. Hatta oranı biraz daha zirveye alalım. 2,5 üstünde bir yaparsanız da oranı 2 seviyesini aşar mıyız? Aşarız aga. 2-25 oluyor. 2.5 üstünde 1 de olursa skor beklenti zaten 3-1 ayarına. Real Madrid galibiyeti. Ben de 2-1 ayarına bir kazanmasını bekliyorum. 2.5 üstünde 1 de değerlendirmesi yapılabilir. Son mücadele Monaco ile Fenerbahçe. Gelmesini beklediğim diğer maçlardan bir tanesi. Monaco tarafı bak tahminci benim tahmini vermiş. Tahmincinin direkt tahminini şey yapmışız daha doğrusu. Belki o benim her neyse aga. Şimdi ben burada serinin son mücadelesi. İstanbul'da seriyi bitiremedik. Son topa kaldı. Son topu da Willbeck'in kullanmış olduğu atışla birlikte girmeyince Aga 63-62 kaybettik. Ben burada Fenerbahçe Beko'nun 7 fark yemesine güveniyorum. Fenerbahçe Beko burada bence 7 fark yemez. Hatta 8 fark yemesi de var. 8 park yemezine güveniyorum. Fenerbahçe 8 park yemez. Oranı biraz daha arttırmak isteyenler 7 park yemezine kadar da değerlendirebilir. 6'ya kadar da gidebilir. Son topa kalacak bir karşılaşma olarak görüyorum. Fenerbahçe'nin burada umarım Final fora kalma ihtimali de var bence. Umarım da kalır diyerekten de bu maçı da kapatalım. Toplamda 6 adet mücadelem vardı. İdealden ve yüksek oranlardan bahsettim. İdeal kuponumuz gruplarımızda olacak. Yani aynı şekilde sizlerden ricamız beğeni ve yorum destekleridir. Beğeni ve yorum desteklerinizi bırakın. Ücretsiz grupla da herkes açık Telegram grubuna mutlaka katılın. Orada da ücretsiz tercihlerde paylaştığımızı unutmayalım. Dur videoyu kapatıyoruz da son sözü söylemedik. videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı beğenmediyseniz dislike atabilirsiniz. Aga. Sizlerden ricamız abone olmanız, destek olmanız. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.